Allahsız bir gayne, yine çaresiz bir halimle karşındayım, bak yine sabırsız bir bedenle firari ruh. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Ben ailenizin sevilen metal kafalı müzisyen dostu ve reaction yapan arkadaşı Murat Özel. Bugün bir duyum aldım. Dün akşam Patron yeni bir klip çıkarmış. Şarkının ismi Slam Dunk. Slam Dunk smaç demek arkadaşlar basketbolda. Çok merak ediyorum nasıl bir klip olmuş. O yüzden eve gitmeden kendi çalıştığım kurumda, öğretmenlik yaptığım, müzik öğretmenliği yaptığım kurumda videoyu çekmeye karar verdim. 2 dakika 49 saniyelik bir şarkı ama muhtemelen güzel bir şarkıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü Patron'dan kötü bir şey çıkacağını ummuyorum. Ama muhtemelen güzel bir şeyle karşılaşacağız diye ümit ediyorum ve tahmin ediyorum. Çok fazla gevezelik yapmayacağım. İlk defa dinleyeceğim, ilk defa izleyeceğim Slam Dunk basketbolla alakalı bir konu. Bakalım neyle karşılaşacağız, merak içerisindeyim. Başlatıyorum. 3, 2, 1, play. Başlatamadım. Başlatıyorum. 3, 2, 1, play. Başlatamadım. Başlatıyorum. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. Evet. Kaliteli bir klibe benziyor. Yanıyordu ki taşı kilo, ben Sedoga Argentino. Gerek kardeşlerime borç, almam ondan Louis Vuitton. Ve Cristiano Ronaldo, potam bir Louis Vuitton. Cristiano Ronaldo, ama ben Messi'ciyim. Severim kalçalar ve limo, ortam sanki Porto Rico. Sizde hayat caos, ben de Cristiano mu Ronaldo, Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Alt tarafa yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu gece party night, PMC cehennemi bu. 200 Fahrenheit, bizdeki nükleer bomba, sizdeki dynamite. Michael Myers on the mic, bu takım baya psycho. Whiskey Johnny Black Label, funny face, fame, big money game. Ne söylediğimi anladın sen bro, artık obey. Saklanan o yapşakların hepsine sobe. Ben kıdemli albayım bura gazino. Ben kıdemli albayım bura gazino. Sözüne sahip ol, tıpkı kötü naylon. Ötçen azı flow, bu makine cyborg. Ben kıdemli albayım bura gazino. Bizde nazi yok, savaşa hazır ol. Sözüne sahip ol, tıpkı kötü naylon. Ötçen azı flow, bu makine cyborg. Slam dunk, slam dunk, eyvah, slam dunk. Düşmanlarım oldu yine Leyla. Bu mikrofonun başındaki flavor, sanki piyanonun başındaki Ray Charles. Whoa, Ray Charles. Bizde dozer, rap yüksek dozer. Yok bizde deposit, full dolu bizim deposit. Kaç megabit, 1 megabit. Bu defa hiç inanmam, 2 tekatim. Uçarım sanki Pegasus, bu legacy. Girmedi. Sözüne sahip ol, tıkı kötü naylon. Ötçen azı flow, bu makine cyborg. Oba, bu dubstep sample'lar arkadaşlar. Dubstep müzik kullanıyorum. Çok güzel gitmiş. Kim yaptıysa. Çok güzel değil miydi orası? Bitti. Orayı bir daha baştan almak istiyorum arkadaşlar. 2-0-2'den başladım. Son 2-3-4. Dubstep, ölürüm dubstep'e. Skrillex, modstep. Altı bu çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bitch. Seni sürtük, dedi. Vay. Şey çok iyi, altyapı çok iyi, altyapı çok iyi. Yani bir de özellikle dubstep çok agresif bir müzik tarzıdır arkadaşlar, çok köşeli. Rock ve metal müziğe çok benziyor aslında köşeli olması. İkincisi, bu benim Patron'dan dinlediğim ilk şarkı, gayet kaliteli bir rapçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Vokal oktavını vermiş orada nakaratta. Yani oktavını vermiş olması onun aynı zamanda MC'likten ziyade eğitim almış ya da doğuştan yetenekli bir solist olduğunu gösteriyor aslında. Bu şekilde pesinden başlayıp aynı flow içerisinde nakaratını veriyor olması ya bir müzikal geçmişi olduğu anlamına geliyor ya da müzikal geçmişi olmasa da onun yetenekli bir aynı zamanda solist olduğu anlamına geliyor bence. Şarkıda flow kısımlarında hep zıt olan konulardan, zıt olan nesnelerden bahsetmiş. Yani birbiriyle yarışan aslında nesnelerden bahsetmiş. Mesela sen Ferrari'sen ben Porsche'um ya da sen Pepsi'sen ben Coca-Cola'yım ya da sen Burger King'sen ben McDonald's'ım gibi sürekli yarış içerisinde olan, birbirleriyle savaş içerisinde olan zıt konulardan bahsetmiş. Bu yaratıcı bir anlatım tarzı olduğunu düşünüyorum ve her şeyden çok daha önemlisi benim dikkatimi çeken, özellikle çok büyük sempati duyduğum dubstep sample'ları kullanılması alt tarafta. Şarkıyı aranjesini kim yaptı bilmiyorum ancak sonunda gayet breakdown şeklinde, bizim metal müzikte breakdown deriz. Breakdown halftime'a düşüyor. Burada dubstep riffleri kullanmışlar. Ben oraya aşık olduğumu söyleyebilirim açık ve net bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu dinlediğim ilk Patron şarkısıydı. Slam Dunk Official Video. 455 bin abonesi var. Patron'un bir abonede ben oluyorum sevgili arkadaşlar. Gayet keyifli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum, o dubstep kısmına bittim. Tam olarak dubstep değil ama bir hip hop parçada, rap parçada kullanılabilecek maksimum seviyede dubstep sample'ları kullanılmış. Daha fazla kullanılsaydı bu şarkı dubstep olurdu zaten. Gayet tadında bırakıldığını düşünüyorum. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün reaction sonuna geldik. Patron Slam Dunk isimli official videoyu izledim. İlk defa Patron izleyişimde, dinleyişimde. Kaliteli bir rapper ve kaliteli bir solist olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü seslerle oynuyor, oktavından verip şeklinde vokal tekniği kullanmış. Dubstep sample'ları kullanılmış. Aşık oldum kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Tam ortalayayım şunu.